Bediüzzaman diyor ki helal rızka ulaşmak konusunda iktidar ve ihtiyar yani sizin gücünüz ve sizin seçimleriniz, kararınız, iradeniz sizin rızkınızı garanti alacak şekilde doğrudan müessir, doğrudan etkileyici faktör değildir. İhtiyacınıza göre Allah size rızık verir. Bu konuda da şunu düşünelim isterseniz ihtiyacımıza göre rızık nasıl gelişir? E şimdi ihtiyaç sahibi hiçbir canlı ihmal edilmiyor. Okyanusların derinliklerinde, denizin dibinde yaşayan canlılar var. Geçtiğimiz günlerde bir programımızda hatırlarsanız bir tefekkür yolculuğuna çıktık sizlerle toprakla ilgili. Toprak, toprağın bir tabak tabakası katmanı içinde yaşayan milyonlarca canlılar var. Bakteriler var, virüsler var, solucanlar var, böcekler var. Bunların her birisinin kendine göre rızkı var ve her birisi o aleminde, kendi aleminde rızkını alıyor. Her birine kendi alemlerinde rızıkları gönderiliyor. E öyleyse ihtiyacı olan herkese Allah rızkını gönderiyor demek. Ve o rızık, o rızık tekrar tekrar altını çizelim. İktidarla ve ihtiyarla, sizin zekanızla, bilginizle, gücünüzle, yeteneğinizle gelmez. Sizin ihtiyacınızla ve duanızla gelir. İhtiyacınız ve o ihtiyacı karşılamak adına Allah'tan isteyişinizle bu fiili dua, sözlü dua, istidat lisanıyla yapılan dua gibi dualar başka programda inşallah hayrantılandırırız ama duanızla ve ihtiyacınızla geliyor. Demek ki biz rızkımızı kendimiz kazanmıyoruz. Allah'ın ihsanıyla bize gönderiliyor. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bu konuda İnsan zihnine şöyle bir soru takılabiliyor. Düşünüyoruz her birimiz ki zaman zaman. Ya iyi güzel de yani nice kötü insanlar var. Bunlar şerir ve bunlar zenginlik içinde yüzüyor. Yatları var, katları var, arabaları en güzellerinden bir, bir çok var, yüzlerce arabası var. Peki onlara o yüklü zenginlikleri, iktidarları üzerinden kurdukları sistem üzerinden, yetenekleri, zekaları üzerinden değil de ihtiyaçları için mi verilmiş yani? Çok zengin, büyük bildiğimiz iş adamları hala milyarlarca lira kazanıyorlar. İhtiyaçları mı var ki yani hala rızık gönderiliyor? Efendim şunun altını çizmek lazım. Bediüzzaman'ın bu bahsettiğimiz iddiasına konu olan gelir değildir, para değildir, rızıktır. Parayla rızık arasında bir fark var. Para bizim rızkımız olabilir. Ama rızık eşittir para desek bu çok doğru değil. Rızık Allah'ın insana veya Allah'ın herhangi bir yarattığı eserine, canlıya tayin ettiği ve ihtiyacını karşılayan olgudur. Yani bütünüyle helal olandır. Helal rızık insanın gücüyle, iradesiyle tabir yerindeyse Allah'tan söke söke aldığı bir hakkı değildir.